Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bugün Bakara suresinin 124. ayetinden başlayacağız. Burada İbrahim Aleyhisselam'ın geçirmiş olduğu imtihanlardan bahsediyor Allah-u Teala özet olarak. Dolayısıyla bu ayetin, yani konunun başlığı belki İbrahim Aleyhisselam ve imtihanları şeklinde düşünebiliriz. Allah-u Teala burada şöyle buyuruyor. Estaizu billah. وَإِذْ اِبْتَلَى اِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُمْ. Rabbi İbrahim'i bir takım kelimelerle imtihan ettiği zaman İbrahim onların hepsini tamamlamıştır. Buradaki kelimelerden maksat Allah-u Teala'nın İbrahim Aleyhisselam'a vermiş olduğu emirlerdir. Ya da İbrahim Aleyhisselam'ı yüz yüze getirmiş olduğu imtihanlardır. Kale inni ca'iluke linnâsi imâme. İbrahim Aleyhisselam o imtihanları tamamladıktan sonra Allah-u Teala diyor ki ona, ben seni insanlara imam yapıyorum. Yani önder kılıyorum. Kale ve min zürriyeti. Dedi ki ya Rabbi, soyumdan da olsun. Kale la yenalu ahdi zalimin. Allah-u Teala dedi ki, benim taahhüdüm zalimlere ulaşmaz. Yani benim zalimlere karşı bir sözüm olmaz. Yani senin soyundandır diye insanlara ayrıcalık yapmam. Gerekeni yaparlarsa, kurallara uyarlarsa onlar da önder kimseler olabilirler. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا. Bir gün de o beyti insanlar için sevap kazanma yeri ya da dönüp dolaşıp gelecekleri yer haline getirdik ve güvenli mekan yaptık. وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُسَلَّى. O zaman İbrahim'in makamından, İbrahim'in durduğu yerlerden musalla edinin. Yani dua edeceğiniz yerler yapın. Şimdi biliyorsunuz Allah-u Teala yeryüzündeki insanlar için yapılan ilk binanın Beyt-i Atik olduğunu, Kabe-i Şerif olduğunu Ali İmran suresine bildiriyor. Buyuruyor ki Estaizu billah, inne evvele beytin vudi'a linnâsi lellezî bibekkete mübâraken وَهُدَنْ لِلْعَالَم۪ينَ. İnsanlar için konmuş olan ilk beyt elbette ki Mekke'de olandır. Bereketlidir ve herkese yolunu gösterir. Yani herkesin hedeflediği bir noktadadır. İlk beyti tabii ki ilk insan yapacaktır. Daha önce de burada birkaç kere tekrarlamıştık. Adem Aleyhisselam'ın bahçesi bu dünyada olan bahçedir.
Yani Adem Aleyhisselam cennete falan gitmiş değildir. Cennet bahçe manasına gelir. Kur'an-ı Kerim'de bahçe manasına, mesela Kalem suresinde Ashabul Cennet diye de geçiyor. Bahçe sahipleri diye. İbrahim Aleyhisselam, Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ı yarattıktan sonra yeryüzünde bir halife oluşturuyorum dedi. Sonra Adem Aleyhisselam'a secde olayı, sonra da o bahçeye girme olayı var. İşte o bahçeden, o bahçe büyük bir ihtimalle Arafat olabilir. Oradan çıktıktan sonra Müzdelife'ye geliyor İbrahim Aleyhisselam. Adem Aleyhisselam Müzdelife'ye geliyor. Müzdelife'de Havva validemizle herhalde birlikte oluyorlar ki işte o kelime manası birlikte olunan yer anlamına geliyor. Cem manası da var oranın. Sonra da aşağıya iniyor. Şeytan demek ki önlerine çıkıyor, onlar taşlıyorlar. Sonra da daha aşağıya iniyor. Orada da yeryüzünün ilk beytini, ilk binasını yapıyor Adem Aleyhisselam. İnsanlar zannediyor ki Adem Aleyhisselam bilgisiz olarak dünyaya geldi. Halbuki Kur'an-ı Kerim Adem Aleyhisselam'ın sahip olduğu bilginin bugünkünün de çok çok üstünde olduğuna dair işaretler taşıyor. İşte o Kabe, o bina İbrahim Nuh Aleyhisselam zamanındaki tufandan dolayı yıkılmış olmalı ki Allah-u Teala İbrahim Aleyhisselam'a o beytin yerinde yerleşme, o beytin yerini İbrahim Aleyhisselam için hazırlıyor. İbrahim Aleyhisselam o beytin, yani Adem Aleyhisselam yapmış olduğu o Kabe'nin temellerini yükseltiyor. Yoksa sıfırdan yapmıyor. Yükselttikten sonra da Cenab-ı Hakk'a dua ediyor. Ve erina menasikena diyor. Ya Rabbi, bizim hac ibadetlerimizi yapacağımız yerleri bize göster diyor. Allah-u Teala da gösteriyor. Dolayısıyla artık hac ibadetinin yapılabileceği bir durum ortaya çıkıyor. O durum ortaya çıktıktan sonra da İbrahim Aleyhisselam ilk ibadeti yapıyor. Onun ibadet yaptıkları yerlere makamı İbrahim deniyor. Yani vettehidu min makami İbrahim ve musalla ifadesi, bugün Kabe-i Şerif'in yanındaki o bir taş, bir fanusun içerisine konmuş olan taş değil makam-ı İbrahim. Eğer öyle olsa herkesin orada namaz kılması gerekir. Böyle bir görev yok. İbrahim Aleyhisselam'ın durduğu yerler. Makam kelimesi Arapçada hem tekil için hem çoğul için kullanılır. Kelimenin çoğulu yoktur. İlla da çoğul yapmak isterseniz sonuna bir ta ekler, makamat diye çoğul yaparsınız. Dolayısıyla min makam-ı İbrahim'e musalla diye emrediyor Allah-u Teala. İbrahim'in durduğu yerleri, dua yeri yapın diyor ki o zaman Arafat, Mina, Müzdelife, Safa, Merve, işte Kabe-i Şerif'in etrafında yapmış olduğu dualar. Yani tekrar bizlere Kabe'nin yerini hazırlayan, hac yapma imkanları için gereken çalışmaları yapan bir peygamberdir. Bize emir veriliyor, İbrahim'in durduğu yerleri siz musalla yapın. Musalla namaz kılma yeri anlamına geldiği gibi dua yapma yeri manasına da gelir. Ki burada dua yapma yeri daha uygun düşüyor. Ve ahidna ila İbrahim'e ve İsmail. İbrahim ve İsmail'e şu görevi yükledik. Nedir o? En tahhira beytiye lit-taifine vel-akifine ve'r-rukâ'i's-sucûd. Benim beytimi temizleyin, tertemiz yapın. Tavaf edenler için, orada ibadete kapanan insanlar için, rükû ve secde yapanlar, yani namaz kılanlar için tertemiz hale getirin diye onlara böyle bir görev yükledik diyor Allah-u Teala. Ve izkâle İbrahim, bir günde İbrahim şöyle dua etmişti. Rabbi ceal hâdâ beleden âmine. Ya Rabbi, burayı güvenli bir belde yap. Güvenli bir şehir yap. وَرْزُقْ اَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللّٰهِ. Bu şehrin halkına her türlü meyvelerden rızık olarak ver. Ama halkın tamamına değil, Allah'a inananlara.
Yani sana inananlara rızık olarak ver. Onlar bol bol yesinler, inanmayanlar yemesinler şeklinde bir duada bulunuyor. Allahü Teala da şöyle diyor. قَالَ وَمَنْ كَفَرْ فُمَتِّعُهُ قَل۪يلًا ثُمَّ اضْطَرُّهُ اِلَى عَذَابِ النَّارِ. Evet, kafirlik yapana da o rızıktan veririm. Yani rızıklar sadece inananlar için değil, kafirlik yapanlar için de geçen hafta burada bir ayet okumuştuk zannediyorum. Yoksa cumartesi dersinde mi okuduk? Şeyde Estağfirullah قُلْ مَنْ حَرَّمَ cumartesi dersinde okuduk değil mi? قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّٰهِ اللَّتِي أَخْرَجَهَا لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتُ مِنَ الرِّزْقِ اَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتُ مِنَ الرِّزْقِ Araf suresinin 31. ayeti olacak. 153. sayfa. Ve 32. ayetiymiş Araf suresinin. Estağfirullah. Kul men harrama zinetallahi leti ahraca li ibadihi ve't-tayyibati mine'r-rizk. De ki Allah'ın süsünü kulları için çıkardığı o süsleri kim haram kılmış? İşte bazıları güzel şeylerin, süslü şeylerin Müslümanlar için olmadığını söyler. Fakirizm edebiyatı yaparlar biliyorsunuz. وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ Rızkın o temiz ve helal olanlarını kim haram kılmış? Yok işte Peygamberimiz acaba şundan yemiş miydi? O yemedi, ben de yemem diyenler var biliyorsunuz. Çok az da olsa çıkıyor. قُلْ هِيَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا De ki dünya hayatında bu süs ve rızıkların temiz olanları müminler içindir. O zaman dünya müminler için miymiş, kafirler için mi? Müminler için. Süsü de müminler için, temiz rızıkları da müminler için. Evet. Halisaten yevmel kıyame. Kıyamet günü sırf müminler için. Yani bu dünyada bu nimetler müminler içindir ama kafirler de yararlanır. Ama kıyamet günü sırf müminler içindir. Kafirler yararlanamaz. Onlar işte bize de oradan verin dediği zaman cennetlikler ne diyor? Allah bunları diyor. Size haram kıldı, cehennemliklere haram kıldı diyorlar. İşte Allahü Teala dünya nimetlerini müminler için yaratmıştır ama İbrahim Aleyhisselam da onu biliyor. Diyor ki ya Rabbi bu Mekke halkını, onlardan iman etmiş olanları her çeşit meyvelerle rızıklandır diyor. Allahü Teala diyor ki iman etmemiş olanlar da yerler, istifade ederler. Yani bu din, bu dünya nimetinden istifade etmek için mümin olma şartı yok. Konan kurallara göre çalışma şartı var. Ama ahirette sadece müminler için bu nimettir. Çünkü orada çalışma şartı yok. Evet, dedi ki وَمَنْ كَفَرَا Kim de kafirlik ederse فَاُمَتِّعُهُ قَل۪يلًا Onu bir süre, yani kısa bir süre bu nimetten yararlandırırım diyor. Yani işte yaşadığı sürece yararlanır. ثُمَّ اضْطَرُّهُ اِلَى عَذَابِ النَّارِ Sonra onu o ateşin azabına mecbur kılarım. Zorunlu olarak o ateşin azabına girer. وَبِئْسَ الْمَص۪يرِ Ne kötü hale gelmektir o. İşte İbrahim Aleyhisselam Mekke-i Mükerreme'ye geldiği zaman orada hiç kimse yoktu. Onu Hac suresinde şey yapıyor. Yani 22. surenin 26. ayeti mi? Galiba böyle olması lazım. 334. sayfa.
Yok şey değil ya. İbadin gayri dizer ayn vardı yani. İbrahim suresinde yanlış getirdi, yanlış yaptı. İbrahim suresinde değil ayet-i kerim. 259. sayfa. 259. İbrahim suresi 37. ayet. Yani İbrahim aleyhisselam Mekke'ye geldiği zaman orası bomboş bir vadi. Hiç kimse yok. Hiç kimse yok. Onun için onu biz şu ayetten anlıyoruz. Diyor ki Rabbena, şimdi getiriyor eşi Hacer'i ve oğlu İsmail'i orada bırakıp gidiyor. Gerçekten İbrahim Aleyhisselam'ın geçirdiği imtihan o kadar ağır, o kadar büyük ki, ama o imtihanın ağırlığına ve büyüklüğüne göre de Cenab-ı Hak ona itibar vermiştir. Diyor ki Rabbena inni eskentu min zurriyeti bi vadin gayri zi zer'a. Ya Rabbi, soyumdan bir kısmını bitkisiz bir vadiye yerleştir. Bitki de yok. Boş bir yer. Ama inde beytikel muharram. Senin o kutsal beytin yanında. Senin dokunulmaz kıldığın beytin yanında yerleştirdim. Yani Kabe'nin yanına yerleştirdim. Rabbena liyakimussalah. Ya Rabbi, bunu namazı tam kılsınlar diye yaptım. Fec'al ef'ideten minen nâsi tehvi ileyhim. O zaman insanların fuatlarını buraya akar halde kıl. Yani o gönülleri buraya aksın. Gönülleri buraya aksın. İnsanlar gönülden burayı istesinler. Şimdi bak, hacca umreye gitmiş olan insanlara hangisine sorarsanız sorun, orası aklına geldi mi tekrar tekrar gitmek ister. Ne kadar çok gitse daha da çok gitmek ister. Çünkü işte Allahü Teala İbrahim Aleyhisselam'ın duasını kabul etmiş ya. Diyor ki ya Rabbi, öyle bir şeye getir ki insanların gönülleri buraya aksın. Hep buraya gelmek istesinler. وَرْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ. Ve bunları meyvelerden, her çeşit meyvelerden rızıklandır. Belki teşekkür ederler, şükrederler. Evet. Yani buradan anlıyoruz ki orası bomboştu. İbrahim Aleyhisselam çoluğun çocuğunu yerleştirdi. Zaten tarih olarak da hep öyle anlatılıyor. Sonra orası artık insanlarla doldu. Dolayısıyla Kureyşler İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan gelmekle, yani İsmail Aleyhisselam'ın soyundan gelmekle övünürler. Şimdi burada şuna dikkat edin. O bölgenin önemli iki insan grubu var. Birisi Yahudiler, birisi de Mekkeli müşrikler. Bakara suresinin başından beri Yahudilerle ilgili çok sayıda ayet okuduk. Cenab-ı Hak Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Yahudileri iyice tanıtıyor. Orada İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan gelmiş olan ve kendilerini İbrahim Aleyhisselam'ın dininden sayan Mekkeli müşrikler var. Onlara da İbrahim Aleyhisselam'la ilgili bilgiler veriyor. İşte İbrahim Aleyhisselam'la ilgili doğru bilgiler bunlar. Tıpkı Yahudilerle ilgili doğru bilgiler verdiği gibi. Şimdi tekrar Bakara suresindeki 126. ayete dönüyoruz. Ve izkal İbrahim Rabbi ceal hâzâ beleden âmine. İbrahim işte dua ederek şöyle demişti. Ya Rabbi, burayı güvenli bir belde kıl. Varzuk ehlehu mines semarat. Ve buranın halkını meyvelerden rızıklandır. Mesela siz yılın hangi mevsiminde giderseniz gidin Mekke'ye, her türlü meyveyi bulursunuz. Gerçi şimdi dünyanın her yerinde artık oluyor ya, bu buzdolapları ve koruma tedbirleri sayesinde.
Men amene minhum billahi vel yevmil ahir. Onlardan Allah ve ahiret gününe inananlara bu rızıkları ver diyor diye dua ediyor. Gale Allahü Teala diyor ki ve men kafar. Evet, kafir olana da veririm. Bunun anlamı şudur. Sen duanı kabul ettin. Müminlere vereceğim ama kafirlere de veririm. Ve men kafar, kim de kafirlik yaparsa fe ümettiuhu galilen, onu birazcık nimetlendiririm. Thumma tarruhu ila azabin nar, sonra onu o ateşin azabına girmek zorunda bırakırım. Oraya mutlaka girer ve cezasını çeker. Ve bi'sel masir, ne kötü hale gelmektir o. O yani dünyanın bütün nimetleri var, her şey var, itibar var, şeref var. Mesela Mekkeliler Kabe-i Şerif'in şerefini bütün o bölgede yaşıyorlar. Onun için Kureyş suresi var biliyorsunuz. Yani Kureyş adında bir sure var. Orada Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Estağfirullah. Li'ilâfi Kureyş'in ilâfihim rihleteşşitâi ve sayf. Şimdi ilaf kelimesi bizim ülfet diye kullandığımız, ki artık biraz eskidi, bir kelimedir. Yani ısınma, yakın bulma, sıcak bulma, bir şey, hani işte elektriklendim falan filan diyorlar ya bugün. İşte o olumlu elektrik mi ne, bir şey söylerler. Pozitif. Pozitif diyorlar değil mi? Pozitif enerji mi? Pozitif elektrik. Ha. Pozitif elektrik yayıyor işte. Ben ondan olumlu sinyaller aldım falan diye. Yani sevdim adamı diyorsunuz ya. İşte bu ilaf o manaya geliyor. İlaf-ı Kureyş'in, yani Kureyş'in bir sıcaklık bulması için. İlafihim rihleteşşitâi ve sayf, kış ve yaz yolcularında ilafi buldukları için, bulması için değil, buldukları için. Kureyşler bir sıcaklık buluyorlar. İnsanlar onları sıcak karşılıyorlar. Saygıyla karşılıyorlar. Ne zaman? Yaz ve kış yolculuklarında. Çünkü Kureyşler kışın daha sıcak olan Yemen'e gidiyorlar. Kışın Yemen tarafı, yani havası uygun oluyor. Yazın çünkü çok sıcak oluyor. Yazın da Şam tarafına geliyorlar. O bölgeye nispetle biraz daha serin olmuş oluyor. İşte yaz ve kış yolculuklarında sıcaklık buldukları için, insanlar onları sıcak karşıladıkları için, neden dolayı sıcak karşılıyorlar? O Kabe'den dolayı. Öyleyse فَلْيَعْبُدُ رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, bu beytin Rabbine kulluk etsinler. Mesela Mekkeliler o kadar putlar oluşturmuşlar, birçok şeyler yapmışlar ama Kabe'ye sürekli Beytullah demişlerdir. Hiç putların adıyla Kabe'yi anmamışlardır. Yani Allah'ın evi demişlerdir. Allah'a ibadet yapılan ev demişlerdir. İşte onun için de Allah-u Teala diyor ki mesela Rabbül Beyt dedikleri zaman mutlaka, yani Rabbe Hâzel Beyt, o Kabe'yi kastederek Rabbül Beyt derlerse mutlaka Allah-u Teala'yı kastederler. Ondan dolayı Allah-u Teala diyor ki فَلْيَعْبُدُ رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, bu beytin Rabbine kulluk etsinler. Yani Allah'a kulluk etsinler. Başkasını araya katmasınlar. اَلَّذ۪ي اَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ, onları açlıktan doyuran Rabbine. Bakın insanlar sürekli oraya gidip geliyorlar. Orada panayırlar kuruyorlar. Bugün de bakın herkes gidiyor, orada dünya kadar para bırakıp dönüyor. Değil mi? Bir sürü hediyeler alıyorsunuz, para götürüyorsunuz, mal bırakıyorsunuz. Eskiden beri böyle. O zaman da öyle, şimdi de. اَلَّذ۪ي اَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ, onları açlıktan doyuran Rabbine, وَاَمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ, ve korkudan güven hale getiren Rabbine kulluk etsinler diyor. İşte yani öyle bir muhabbet ve sevgi vermiş ki insanlara Mekkelilerle ilgili olarak, herkes bir sürü sıkıntılarla yolculuğa giderken, hatta gidemezken bunlar gidiyorlar ve gittikleri her yerde saygı görüyorlar, bir sıcaklık görüyorlar. Yani bir soğuk saygı değil, sıcak bir saygı. İnsanlar samimiyetle onlara ilgi gösteriyor. Hepsi tamamen Kabe-i Şerif'in sebebine,
Hepsi tamamen İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan olmaları sebebiyle. Sonra diyor ki Allahü Teala Estaizu billah ve iz yerfa'u İbrahimul kavaide minel beyti ve İsmail. Bir gün İbrahim o beytin temellerini yükseltiyordu. Yani yeryüzünde yapılan ilk binanın temellerini yükseltiyordu. Niye temellerini yükseltiyor? Beytin kendisi yıkılmış ama temelleri duruyor. Yani toprağın içerisinde onu aramış, Cenab-ı Hakk'ın şeyiyle belki Cebrail Aleyhisselam göstermiştir. O temelleri buluyor ve açıyor. Sonra yükseltiyor, o temelleri yükseltiyor. Yani onun için yeni bir mekan tespiti yok. Onun için yeni bir plan proje yok. Adem Aleyhisselam'ın yapmış olduğu temelleri yükseltiyor. İbrahim o temelleri yükseltiyordu ve İsmail Aleyhisselam da onunla beraber yükseltiyor. Ve şöyle dua ediyorlar. Rabbena tekabbel minna. Ya Rabbi bizden kabul et. Yani bunu sadece senin rızan için yapıyoruz. İnneke entes semi'ul alim. Sen işiten ve bilensin. Rabbena Rabbimiz ve cealne muslimeyni lek. Bizi sana tam teslim olan iki kişi yap ya Rabbi. Tamı tamına sana teslim olanlardan eyle. Ve min zürriyetine ummeten muslimetenlek. Bizim soyumuzdan da böyle bir önderler grubu olsun. Sana teslim olmuş. Bir ümmet olsun. İnsanların önüne geçen, insanların onları önder bildikleri ve o insanlara örnek olan bir topluluk olsun bizim soyumuzdan. Ve erina menasikena. Ya Rabbi, menasikimizi bize göster. Yani ibadet yapma yerlerimizi bize göster. Çünkü Kabe'yi yaptılar. Tamam. O zaman bu menasik yani hac ibadetinin yapıldığı yerler. İşte Allahü Teala o hac ibadetinin yapıldığı yerleri gösterdi. İbrahim Aleyhisselam da oralara gitti, oraların her birisinde ibadetini yaptı. Onun için Allahü Teala emrediyor vettehizu min makami İbrahim musalla. İbrahim'in ibadet için durduğu yerleri siz dua yeri yapın diye bize emrediyor. Dolayısıyla biz de o emre uyarak İbrahim Aleyhisselam'dan beri uygulanan hac ibadetini devam ettiriyoruz. Yani oralarda hep dikkat ederseniz hacla ilgili ayetlerde hep eskiye vurgu yapılır. Mesela demiyor ki Allahü Teala şurada şunu yapın, burada bunu yapın, burada bunu yapın, burada bunu yapın demiyor. İbrahim'in ibadet yaptığı yerleri ibadet yeri yapın diyor. Bu ne demek? Demek ki öteden beri bunlar bilinen şeyler. Zaten Kabe'de hac ve umre hiçbir zaman eksik olmamış İbrahim Aleyhisselam'dan sonra. Mekkeliler müşriklik döneminde de hac ve umre hiçbir zaman eksik etmemişlerdir. Yani sürekli hac ve umre ibadetleri yapıla gelmiştir. Şimdi burada şuna da dikkatini çekmek istiyorum. Bakın burası Mekke bir müşrik topluluk. Ve ehli kitap değil. Yani ellerinde İbrahim Aleyhisselam'a indirilmiş bir kitap yok. Evet Allahü Teala İbrahim Aleyhisselam'a kitap indirmiş. Ama o Mekkelilerin elinde kalmamış. Yok. Ve müşrik topluluk olduğunu da zaten ayetlerden biliyoruz. Bugünkü ehli kitabın müşrik olduğunu da ayetlerden biliyoruz. Ama Allahü Teala bunları anlatırken onların doğrularını da bize anlatıyor. İşte Mekkelilerin
Ne diyor? İşte İbrahim'in dua yaptığı yerleri, dua yeri yapın diyor. Demek ki Mekkelilerin bu bilgileri doğru. Mesela diyor ki, Estağfirullah, el haccu eşhurun malumat. Hac bilinen aylardadır. Demek ki Mekkelilerin bu bilgisi doğru. Birçok konuda. Nedir? Mesela bir Müslümanların bir yanlış algısı vardı. Onu da düzeltiyor. Mekkeliler Safa ile Merve arasında sa'y ederken Safa tepesine Na ile Merve tepesine İsaf adında bir put koymuşlar. Oraya gelirken ona, oraya giderken ona saygı duyuyorlar. Müslümanlar da zannediyorlar ki bu İbrahim Aleyhisselam'dan kalma değil. Sırf bu putlar için oluşturulmuş zannediyorlar. Sonra Allahü Teala onu da düzeltiyor. Ne diyor? Diyor ki Estağfirullah inne Safa vel Marvete min şairillah. Safa ile Merve Allah'a kulluğun simgelerindendir. Yani siz bu putlara niye bakıyorsunuz? Yani bunlar koymuş. Bunlar buraya put koydular diye Safa Merve'nin değeri düşecek değil ki. Femen haccel beyte ve i'temar. Kim o beyti hac ve umre için yani hac için ya da umre için ziyaret ederse fela cünahe aleyhi en yattavuf ve bihima ikisi arasında sa'y yapmasında bir günah yoktur diyor. Yani Müslümanların sa'yı eksik bırakmalarının yanlışlığını Cenab-ı Hak burada bildiriyor. Bir başka ayette de yani o sa'yı günah saymalarının yanlışlığını bildiriyor. Bir başka ayette de Bakara 196'da da وَاَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ diyerek haccı ve umreyi Allah için tamamlayınız diyerek sa'yin de farz olduğunu Müslümanlara bildiriyor. Yani dolayısıyla burada demek ki toplumların iyi davranışlarını Kur'an-ı Kerim koruyor. Yani bir topluma siz tümüyle şöylesiniz demiyor. Mesela bizim talebeliğimizde, çocukluğumuzda cahiliye dönemi Mekke'si anlatılırken ne kadar akla hayale gelmedi kötülük varsa onlara mal edilir. Ya kardeşim İslamiyet'in buna ihtiyacı yok ki. Doğruları yaşatıyor. Yanlışları düzeltiyor. Ve o insanları da ne yapıyor? Arındırıyor. Kirlerinden arındırıyor o kadar. Her şeyini bırakacaksın, şuraya geleceksin demiyor. Mesela bugün diyelim bir birahane olsun, bir işte Allah'ın yasakladığı bir şeyin yapıldığı bir yer olsun. O binanın bir suçu yok ki. Orada sadece Allah'ın yasağını kaldırırsın, gerisi tamamdır. Ya da bir insan Müslüman olmuş. Buzdolabına atmasından lüzum yok. Bundan sonra buzdolabına içki koymaz. Gene o buzdolabını kullanır. Evini değiştirmesine gerek yok. Dolayısıyla böyle ve yanlış dediği şeyler insanların zaten yanlış kabul edeceği şeylerdir. O sebeple de mesela Mekkeliler o putlarla ilgili herhangi bir savunma yapamıyorlar. Tek savunmaları kalktık biz böyle gördük. Kalktık böyle gördük savunma olmayacağını kendileri de gayet iyi bilirler. وَاَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا Ya Rabbi bize ibadet yerlerimizi göster ve bizim tevbemizi kabul et. Bizim sana dönüşümüzü kabul eyle. Bakın gene o kadar şeyler yapıyor. Mutlaka insandır, hata yapar, kusur yapar ve tevbe ediyor. اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ Çünkü sen tevbeleri kabul eden ve ikramı bol olansın. Dolayısıyla işte ben Allah için şunu yaptım, bunu yaptım, bunu yaptım diye övünmüyor. Şimdi birçokları vardır. Ben şunu, 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 şunu yaptım. Ben cennete gitmeyeceğim de kim gidecek? Nedir yani? Senet mi imzaladın kardeşim? Bakın İbrahim Aleyhisselam daha çocukken kavmine karşı çıkıyor. Onların yanlış inançlarını ortaya koyuyor. Genç yaşta
Nemrud'un karşısına çıkıyor, onun inancının yanlışlığını gösteriyor. Putlarını kırıyor ve geldikleri zaman onlara bir konuşma yaparak inançlarının yanlışlığını çok iyi anlamalarına yol açıyor. Sonra onu ateşe atıyorlar. Allah-u Teala onu oradan kurtarıyor. Bazıları bu tip şeyleri semboldür diye böyle saçmalığın bir şahikasını yapıyorlar. Gerçekten zamanımızda bir sürü böyle bir bilgi, yeteri kadar bilgisi olmayan insanlar Kur'an-ı Kerim tefsirine yönelerek yani kırmadıkları şey bırakmıyorlar. Birazcık bunlar hadlerini bilseler çok iyi olacak. Kendilerine göre nerede bir şey varsa, mucize varsa hayallerinden bir takım şeyler söyleyerek geçiştirmeye çalışıyorlar. Şimdi Allah-u Teala onu o ateşten kurtarıyor. İbrahim Aleyhisselam kavmini bırakıyor, terk ediyor, gidiyor. Çocuğunu ve karısını, tek çocuğunu ve karısını Kabe-i Şerif'in oradaki işte o bitkisiz yere bırakıyor. Tekrar geri dönüyor. Sonra biliyorsunuz oğlunu Allah için kesecek noktaya kadar geliyor. Bütün bağlılıklarını gösteriyor. Tahammül etmesi gerçekten her birini düşündüğünüz zaman yani insanın hayret ettiği bir imtihan başarıyor. Ama bütün bunlara rağmen ne diyor? Diyor ki ya Rabbi beni affeyle diyor. Tevbemi kabul eyle. Çünkü sen tevbeleri kabul edensin ve merhametlisin diyor. Yani işte ben şunu yaptım, bunu yaptım, bunu yaptım diye övünmüyor Cenab-ı Hakk'a karşı. Çünkü sen ne yaptıysan Allah'ın verdiği nimetlerle yaptın. Allah'ın verdiği imkanlarla yaptın. O zaman sana yakışan Cenab-ı Hakk'a boyun eğmek ve kulluk etmektir. Sonra dua ediyor İbrahim Aleyhisselam. Diyor ki, Estağfirullah. Rabbena veb'at fihim rasulen minhum. Ya Rabbi bunların içerisinde içlerinden bir elçi gönder bunlara. İçlerinden bir elçi gönder. Yetlu aleyhim ayatik, senin ayetlerini onlara okusun. Ve yuallimuhumul kitabe vel hikme. Onlara o kitabı ve hikmeti öğretsin. Hangi kitap? Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim. İbrahim Aleyhisselam'a indirilen şey neyse, İsa Aleyhisselam'a indirilen neyse, Musa Aleyhisselam'a indirilen neyse, Nuh Aleyhisselam'a indirilen neyse, Peygamberimize indirilen de o. Bir de hikmeti öğretsin, o kitaptan çıkarılan hükümleri öğretsin. Ve yüzekkihim ve onları geliştirsin. İnneke entel azizul hakim. Çünkü sen aziz ve hakimsin. Sen işini başarırsın ve doğru karar verirsin. Şimdi mesela Bakara suresinin 151 olmalı. Bakın Allah-u Teala'nın bu duayı kabul ettiğine dair 151. ayetini açarsanız şöyle bir iki yaprak çevirelim. İki yaprak çevirin. Burada şöyle söylüyor Allah-u Teala. Kema arselnâ fîkum rasûlen minkum. Nitekim Allah sizin içinizde yani size sizin içinizden bir elçi gönderdi. Yetlu aleykum âyâtina, size ayetlerimi okuyor. Şimdi bakın İbrahim Aleyhisselam'ın duasındaki kelimelerin aynısı. Burada yetlu aleyhim var. Onlara yetlu aleykum size. Sadece onlara size değişiyor. Başka bir şey değişmiyor. Ve az önce okuduğumuz ayetle. Ondan sonra ve yuallimukumul kitabe vel hikme, size kitap ve hikmeti öğretiyor. Orada da ve yuallimuhumul kitabe vel hikme, aynı kelimeler. Onlara kitabı ve hikmeti öğretsin diye. Ondan sonra ve yuallimukum, bir tek orada yüzekkihim var. Burada yüzekki kelimesi yok. Ve yuallimukum ma lem tekunu ta'lemun, bilmediğiniz şeyleri size öğretsin. Tabii bilmediklerini öğrettiği zaman tabii ki onlar kendilerini geliştireceklerdir.
Yani Allahü Teala İbrahim Aleyhisselam'ın duasını kabul ederek Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i onların içerisinden bir elçi olarak gönderiyor. Ne zaman sonra gönderiyor? Kaç asır sonra gönderiyor? Onu bilmek mümkün değil. Asırlar sonra Allahü Teala Mekke'den bir peygamber gönderiyor. İbrahim Aleyhisselam herkes için örnektir. Bak burada ne diyor Cenab-ı Hak devamında? Estağfirullah şeyde yani 19. sayfadaki 130. ayette. Ve men yergabu an milleti İbrahim illa men sefiha nefsuhu. Kim İbrahim'in dininden yüz çevirir? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme de Allahü Teala diyor ki İbrahim'in dinine uy diyor. Millete ebikum İbrahim, babanız İbrahim'in dinine. Çünkü o peygamberimizin de babası. Ve men yergabu an milleti İbrahim'e, kim İbrahim'in şeriatından yüz çevirir? İlla men sefihe nefsehu, kendisini alçaltmış olan başka. Kendi değerini düşürmüş olanlardan başka kim İbrahim'in dininden yüz çevirir? Ve lekad istafeynâhu fid dünya, biz onu bu dünyada seçtik. Ve innehu fil âhireti lemine s-salihin, bu ahirette elbette ki salihlerdendir. Şimdi biliyorsunuz, mesela bugün bir İbrahim'i dinler diye bir kavram var. Onunla neyi kastediyorlar? Bu ayeti bulsak. İbrahim'i dinler derken neyi kastediyorlardı? Yahudi ve Hristiyanlar, bir de Müslümanlar değil mi? Acaba Yahudi ve Hristiyanların dinleri İbrahim'i mi? Efendim? Değil. Şu andaki yani, şu andakileri kastediyorum. Kaçıncı sayfa? 57. Kaç? 57. 57. sayfayı açın. 67. Ali İmran 67. Bakın burada Allahü Teala ne diyor? Mâ kâne İbrahîmü Yahudiyyen ve lâ Nasraniyyen. İbrahim Yahudi değildi. Nasrani de değildi. Yani Hristiyan da değildi. Şimdi onlar İbrahim'i din miymiş? Bu kelimeleri kullanırken son derece dikkatli olalım. Bakın İbrahim Aleyhisselam'ı hala saygın konumda tutan onun dik duruşudur. Bu hepimiz için örnektir. Ama örnek almasını bilirsek. Diyor ki Allahü Teala مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَاكِنْ كَانَ حَن۪يفًا مُسْلِمًا. İbrahim Yahudi değildi. Hristiyan da değildi. Ama dosdoğru bir Müslümandı. Allah'a tam teslim olmuş, dürüst bir kimseydi. Ve mâ kâne minel müşrikîn, bu müşriklerden de değildi. Şimdi bunlar kendilerini İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan sayıyorlar ya, değil, onlardan da değildi. O zaman soydan olmak bir şey ifade etmiyor. O inancı paylaşmak gerekir. Bugün inançlarda insanlar kendi kafalarına göre din uyduruyorlar. Ondan sonra biraz İslam'dan şöyle bir makas diyorlar. Biraz Yahudilikten, biraz Hristiyanlarını karıştırıyorlar. Ondan sonra İbrahim'i din diye bir din ortaya koyuyorlar. Zannediyorlar ki Hristiyanlar ve Yahudiler bizden memnun olacak ki asla memnun olmazlar. O mümkün değil. Ama sadece kendilerini kötü duruma düşürmüş olurlar. O kadar. Başka hiçbir şey yapmazlar. Şimdi İbrahim Aleyhisselam yapan ne? 60. sureyi bir açalım.
548. Sayfanın sonuna doğru. Dördüncü ayet ve beşinci ayet. Efendim? Altıda var değil mi? Ha. Diyor ki Allah-u Teala burada قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي اِبْرَاهِيمَ وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ. Şurası kesin ki İbrahim'de ve onunla birlikte olanlarda sizin için güzel bir örnek vardır. Güzel örnek nedir? Birisine ne dersin? Şuraya bir örneğini yap da bir göreyim. Niçin dersin? Ben de yapacağım bunun için. İbrahim Aleyhisselam'ın peygamberliği bize örnek olur mu? Nasıl olur? Ya nasıl peygamber olduğunu göster de ben de olayım, öyle mi diyeceksin? Örnek olabilmesi için davranışları örnektir. Bizim mesela peygamberimiz de öyle. O peygamberlik olayı farklı bir şey. Allah'tan aldığı emirleri sana bildiriyor. Ama örnekliği başka bir şey. O yaşama tarzı. Senin de yapabileceğin şeyleri yapıyor. Sen de onun arkasından gidersen aynı duruma gelebilirsin demektir. اِذْ قَالُوا لِكَوْمِهِمْ. Bir gün kavimlerine şöyle demişlerdi. Bakın dik durabilen insanlar bunlar. Dik duruyorlar. Öyle kimsenin karşısına eğilmiyorlar. Ne dediler? اِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ. Biz sizden uzağız dediler. Sizinle ilişkimizi tamamen kopardık. Kolay mı? Bir gün dükkanınıza müşteri gelmesine bakın ne oluyorsunuz. Evini, barkını, her şeyini bırakıyor. Biz sizden uzağız diyor. Ve mimma ta'budune min dunillah. Allah'ın aslından bilerek tanrılaştırdığınız, taptığınız şeylerden de uzağız. Sizin o tanrılarınızdan da uzağız. Çünkü onlar da Allah'ı asla inkar etmiyorlar. Ama Allah'la kendi aralarındaki bağı kuracağına inandıkları bir takım tanrılar oluşturuyorlar. Allah'la kendi aralarına bir takım veliler koyuyorlar, evliyalar koyuyorlar. Keferna bikum. Bak çok net. Sizi tanımıyoruz. Sizi tanımıyoruz diyor. Ve beda beynena ve beynekumul adavetu vel bağda. Bizimle sizin aranızda düşmanlık ve kin ortaya çıkmıştır. Ebeden sonsuza kadar böyle. Hatta tu'minu billahi vahdeh. Ama bir tek Allah'a inanırsanız başka, o zamana kadar. İnandığınız zaman her şey biter ve dost oluruz. İşte size örnek olan bu. İlla kavle İbrahim'e li ebihi. İbrahim'in babasına söylediği şu sözü örnek almayın diyor Allah-u Teala. لَاَسْتَغْفِرَنَّ لَكْ. Senin bağışlanmanı Cenab-ı Hak'tan isteyeceğim diyor. Mutlaka senin için Allah'tan mağfiret isteyeceğim. وَمَا اَمْلُكُ لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ. Evet, Allah'ın seni bağışlamasını isteyeceğim ama benim bu konuda herhangi bir yetkim de yoktur diyor. Ben istediğim diye Allah seni affedecek şeklinde bir şey de yoktur diyor. Ben sadece isterim. Bu örnek olmaz diyor. Niye? Çünkü babası müşrik. Tevbe suresi 113, 114 mi? Orada bir şey vardı. Babasının müşrik olduğunu anladığı an o da bıraktı şeyi. Baktı ki babası şirkten dönmüyor. Onun için babası da olsa müşrikler için dua edemezsiniz. 113 mi? Tevbe 204.
204. sayfa, evet. Tevbe 113. Bak burada diyor ki Allahü Teala, مَا كَانَ لِلنَّب۪ي Bu Nebi için, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem için, وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا Müminler için, اَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِك۪ينَ Müşriklerin bağışlanmasını isteme hakkı yoktur. Yani ne peygamber, ne müminler, müşriklerin affedilmesini Allah'tan isteyemezler. Böyle bir yetkileri yoktur. Ya Rabbi şunu affet diyemezsiniz. Onun için İbrahim Aleyhisselam'ın babasıyla ilgili istiğfarı bize örnek değil. وَلَوْ كَانُوا اُل۪ي kurba isterse yakınlığı olsun. İbrahim Aleyhisselam babası gibi. مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ Onların cehennemlik oldukları kendileri açısından iyice ortaya çıktıktan sonra onların affedilmelerini Allah'tan istemeye hakları yoktur. Ne müminler böyle bir hakka sahiptir, ne de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. İbrahim Aleyhisselam'ın da işte o davranışı size örnek değildir diyor Allah-u Teala. Sonra devam ediyor. وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرَٰهِيمَ لِأَب۪يهِ اِلَّا مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا اِيَّهُ İbrahim'in babasının bağışlanmasını istemesi daha önce ona verdiği bir sözden, söz verdiği için bunu yaptı diyor. Ama فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ اَنَّهُ عَدُوٌ لِلّٰهِ Baktı ki bu Allah'ın düşmanı, تَبَرَّ اَمِنْهُ Ondan da uzak kaldı. Bıraktı onu da. Tamam. İlişkiyi kesti. اِنَّ اِبْرَٰهِيمَ لَاَوَّاهٌ حَل۪يمٌ İbrahim çok ah eden bir kişiydi. Ve çok yumuşak huyludur. Bakın çok yumuşak huylu olan bu İbrahim Aleyhisselam ne diyor? Biz sizden uzağız. Biz sizi tanımıyoruz. Aramızda düşmanlık ve kin doğmuştur diyor. Siz bir tek Allah'a inanana kadar bu böyle devam edecektir diyor. Şimdi birçokları bana diyor ki sen çok sersin falan. Vallahi İbrahim Aleyhisselam yanında hiç. Yani devede tüy bile değiliz İbrahim Aleyhisselam'ın bu dik duruşu karşısında. Müthiş bir şey gerçekten. Şöyle bir düşünün kendi yani kendiniz böyle bir durumla karşı karşıya olduğunu düşünün. İşte bunu böyle örnek alacaksınız diyor. İşte İbrahim'in dininden olmak bu. Allah'ın emrine tam utana bağlılık. Ama o tam bağlılığın karşılığı da bakın aradan kaç asır geçtiğini bilmiyoruz. Şimdi büyük bir saygıyla onu anıyor ve onu örnek almaya çalışıyoruz. Hem dünyasını kazanmış hem ahiret. Evet. O şeyde Mümtehine suresindeki ayet devam ediyor. Rabbena aleyke tevekkelna ve ileyke enebna ve ileykel masir. Diyor ki ya Rabbi sana tevekkül ettik. Yani kendimizi senin korumana soktuk. Senin koruman altına girdik. Ve sana yöneldik. Dönüş de zaten sanadır. Evet. Böylece bugünkü dersi burada bırakalım. İnşallah unutmazsak eğer haftaya İbrahim Aleyhisselam'ın hayatına kısaca bir bakış yaparız Kur'an-ı Kerim içerisinde.